Merhaba arkadaşlar, The Unfordian kanalımıza hoş geldiniz. Maceramız bitti, son kapanışımızı yapmak üzere. Karşınızdayız. Evet, siz bu Sphinx Kelira ile beraber istediğiniz yere gitmek üzere, tabii hediyelerinizi aldıktan sonra bir sandık dolusu hani ziynet eşyası, altın vesaire gibi yola çıkacaksınız. Şimdi bu Kelira sizi başka bir salona, aşağıdaki salona götürür işte, aşağı indiniz. O salonda oradaki adamlar hazırlamış size sandıkları. Her birinize birer sandık var. Yeteri kadar büyük. Ondan sonra hepsi işte size teslim edildi. Ondan sonra Kelira işte size baktı. Hani tabii ki bu hediyeler sizin yaptığınız işin karşılığı değil ama gelecekte en azından herhangi bir sorun yaşamamanız adına belki de hayatınızı biraz daha iyileştirir diye düşündük dedi. Düşünmeniz yeter. Teşekkürler. Ha, düşünmesi yeterse ben alayım onu. Yani. Kendi payından bir. Ayrıca istiyorsan bir kere söylemen yeter. Verebilirim size. Söz konusu sensen eğer. Sen sulanma Varvik dedim böyle. Harbiye de verdiler, evet. Yani sen Varvik sulanma. yapmış, hemen açtı bir baktı önce. İyi. Yeterli. İyi. Böyle üzdüm bir var. Böyle ketum ketum bakıyor var. Ondan sonra Varvik döndü. Burada bayağı bir para var. Hadi canım. Hadi canım. Ya buradan gitmeden önce farklı amaçlarımız olacaksa ki olacak. Daha hani rica etsem şu şeyi deneyebilir miyiz bozmayı? Tabii. Uzattım şişeyi şöyle. Senin ruhunun olduğu şişeyi değil mi? Elinde gezdiriyorsun. Bayrak gibi sallıyor. Kadar deliliğin ortasında bunun yapılabileceği rahat bir yerdeyiz. Yapalım. En azından. Yani, evet. Önce bir kitabımı açıp spelimi ezberliyorum diye. Life Proof'un Reversible'ını. Bu arada Kelira da gayet dikkatli bir şekilde inceliyor arkadaşlar bu yaptığınızı. Hani o değişik bir şey, ilginç diye hani bakıyor böyle. Öyle bakınca Aslında ben... pardon. Ha söyle. Ani de meşgul etmeden büyüye bakıyor ya, şey dedim de cehennemdeki uğraşılarımız esnasında benim daha dayanıklı olmamı sağladı ama artık bunun nesi lazım. Sağ olsun Ne? Tanrı. Ben detayını çok bilmiyorum. Tanrı daha iyi biliyor. Ama sadece çok ölümcüller lambalarda hiçbir şey hissetmediğim adam. Yani net. Kendine sana sordu sadece Rabbim, o şeyde ne var dedi. Annen dediğine göre ruhum özümün bir parçası var işte. Öyle değil miydi? Kalbinin gölgesi var. Her gün gölgesi Cüce ne var. var? İyi Niyetur güzel. cüce. Cüce suyu. Sefer ketum ketum elfe bakıyorum. Cüce suyu öyle mi? Cüce Üstü. özü. Tamam, sipeli yapıyorsun herhalde tane. Ezberledikten sonra. Evet. Nasıl yapıyorsun? Nasıl oluyor? Nasıl yapıldığına dair bir ayrıntı vermemişti ya. Neredeydi? Demek ki ayrıntı sende. Ayrıntı bende. Her tiyatro. Bir saniye, spili açayım önümde ki ne olsun bana. Esinleneyim. Esinleneyim, evet. Aa, deli bulamıyorum. Yapamayacağız. Kalbinin gölgesi burada kalacak. Yok. Gitmiş, uçmuş. Life proof'a Yaz desin kalbinin gölgesi. buldum. Sorma ya.
Başrolde cüce. Üç törmüş kesti. VSM'ymiş. Şey yapabiliriz o zaman. Hani şeyin şişenin tıpasını açıp hani verbal'larını söyleyip yüzüne doğru hani okur üflersin ya. Üflüyorum ve üfleyince şey dağılıyor. Gölge dağılıyor üstüne doğru. Evet. Gölgeyi de Ragnum'un bedeni absorbe edip hani kendine katıyor. Ve o arada o gölge o kadar nefesini kesiyor ki sistem şok atıyorsun. Evet. Nebi at madem adet yerini bulsun. Tabii ki yüzlük değil mi? Sonra. Hani ölürsen eğer Baron tekrar dürter seni. Tutturamadı. Abi 93 gitti. Tuttu mu? 93 geldi abi. Tuttu mu? Oha. Tutmadı mı yoksa? Diyorum kaç ve üstü olduğum. 93 geldi ama. Bir bak bakalım kaç? 16 kon muydum neydin? Ben 17 konum. 17 ha 17 güzel. 97'ymiş iyi. Ragnum neredeyse gidiyordu arkadaşlar onu gördünüz Ragnum'un gözlerinde. Gözüm bir açıldı şöyle geri geliyor değil mi? Of Ragnum ya. Hani o sistem şokun şeyinden acısından böyle labut gibi devrildi adam laps diye gitti. Ha dediniz git sonra ya kalktı yine böyle. Saplıyorum şimdi. Ogre değilim. Undead değilim. Sakallarım var, tamam. Çocuğu yanımda. Bardik yaşıyor, tamam. Gerisi teferruat değil mi? Ondan sonra bu Kelira size döndü. Hani nereye gitmek istersiniz? Yapmak istediğiniz nedir? İlkin sizi Beorun'da nereye bırakmamız daha uygun olur? Benim verilmiş bir sözüm var deyip Homblade'i elime alıyorum. Arkadaşlar herhalde burada yollarımız ayrılacak çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Ama daha sonra eğer yolumuz bir gün Karanoskara'ya düşecek olursa oranın kapıları size sonuna kadar açık olacak. Vay var. Gerçekten. Ayrılıyoruz yani. Bari bir döndü. Ne demek gelemeyiz ya? Hani bu kadar önemli arkadaşların kan bile önemli olan şey ne? Niye gelemiyoruz? Gelseydik. Bari sen Koronos'la ilgili bilmiyorsun. Yok Koronos Glen'i demiyorum. Sana hayatta başarılar diliyorum Varvik. Ne ya? Oldu mu şimdi ama? Ayıp ettin yani. Varvik, dersen Mirabalar gelebilirsin. Ben Mirabar'da olacağım arkadaşlar bu arada. Orada bir ticarethane açmayı düşünüyorum. Bu kadar parayla en iyi yapılacak iş o gibi geliyor bana. İstediğin zaman gelebilirsin. Orada yerim olacak. Ziyaret edersen de mutluluk duyarım yani. Gel. Keşke şu zırhının materyalinden isteseydin Ragnum. Dileyim benden ne dilerseniz dediğinde. Onlardan silahlar yapar satardın ve hakikaten unik olurdu. Şey, eşsiz. Evet. Valla onlardan silahlar yapıp satmam, kendimi ayırırım. Hatta ben direkt döndüm şöyle sürekli. En büyük hazine bu hakikaten. Bu metalden bulma şansımız olur mu bu madenden? Elimde öyle bir şey yok doğrusu. Dedi. Peki, olursa en azından onun bilgisi bir şekilde bana düşebilir mi? Belki ticaret yoluyla alabilirim, belki şey. Çünkü bulunması çok zor, çok nadir. Ne olduğunu tanımlayamadım ben ama. Hemen söyleyeyim. Söyleyemedim. Nereye not almışım? Aragon. Evet. Aragonit ha. Arenit. 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 Diye yazmış oldum. Arenit bir zırh. Bunu neydi? Talu muydu arkadaşlar? Şey, Talut. Bir talutu kurtarmıştık da onun çekicini eriterek bir şekilde yaptık. Ha, Neterililerin bulduğu maden bu büyüsel bir şey değil. Evet, bunu duymuştum işte.
Ama çok nadir bir şey ve bildiğim kadarıyla üretim şekli artık kayıp. Nasıl üretildiği bilinmiyor. Eteriler bunu zamanda keşfetmiş, bulmuş, üretmiş ama maalesef daha da üreten yok şu anda yeryüzünde. Hiçbir diyarda. Anladım. Ya olur bir şekilde duyarsanız, şey yaparsanız. Yani ancak bu tarihi kazılarda falan çıkan şeylerden bulabilirsiniz böyle bir şeyi. Başka türlü pek sanmıyorum. Yani netheril kalıntılarının içerisinde belki olabilir. O da tabii ne kadar olur. Tamam. Bu benim işime çok yarayan bir bilgi olur yani. Eğer bilgisi bile bana ulaşsa ticaretini yapmaya çalışırım. Ticaret derken Kapısal. gözlerim parıldıyor. Size o zaman ara ara bu Neteril diyarlarının bu arkeoloji kazılarının noktalarını verebilirim. Belki oralarda bulabilirsiniz dedim. Tabii. Çalışılabilir oralar. Neden olmasın? Çünkü dünyanın birçok yerinde böyle şeyler yapılıyor. Bilmiyorum siz var mı ama. Hiç yok. Bu konuyla da hiç ilgilenmemiştim. Ama bundan sonra takipçisi olacağım. Dediğim gibi ancak bu şekilde bulabilirsiniz böyle bir metali artık. Çünkü üretilmiyor artık. Nasıl üretildiği de bilinmiyor. Ben bile bilmiyorum açıkçası. Yani doğal olarak tabii şu devirde de ortalıkta neteliler dolaşmadığı için soracak adam da yok. Aa, aha ne? Beyin bilme ihtimali var mıdır? Neydi o sakallı yaşlı büyücünün Hani o arkada bıraktığımız. adı? Geride kaldı. Adı neydi hatırlamıyorum. Seyit Brett. miydi? Seyit Seyit, ha. Bir şekilde hani ondan bulabilir miyiz ki böyle bir yoldur ki? Brett. Hala Yaşıyor mu? yaşıyor, hala yaşıyorsun. Umarım yaşıyordur. O kadar senelik cezası bittikten sonra. Benim bu anlatılanlardan sonra aklıma ve bu tarz bir bilgiyi bilse birisi o bilir gibi geldi. İletişim. Yani Kelira söylemeden bir türlü zaten aklınıza gelmiyor böyle şeyler. İletişime geçmeye çalışırım bakalım. Kısmet. Ben at katlaya gitmeyi tercih ederim. Holikoyne en azından neler yaşadığımızı anlatmayı, hani onun içinde Yani. bir ne oldu diye merak etmektense. Tamam, ben seninle geleyim o zaman. Ben oradan giderim bir ara. Warwick'te durduğu şey dedi zaten. Zaten bu görev için size mutlaka bir ödül düşünmüşlerdir ha, herhalde. Değil mi? Yani hani onu almadan gitmek ne bileyim biraz Sandık savurganlık olur. yeterince ağır gelmedi galiba Varvik. Yo, yo, ben zaten anlaşma yapmadım. Ben canım ne hani aklıma geldi sadece. Benim payımı sen alırsın ama. Olur mu? Olur. Tamam. Ben giderim. Ben Evermit'e gideceğim. Bak bir makyaj da belki ben Veyron'um desem yerler. Yemezler. Harbi yemezler. Yapma böyle bir şey. Ama benim söylediğim daha hani en azından kefil olabilir. Bayram, beni nasıl bulacağını biliyorsun. İstediğin zaman bulacağına da inanıyorum yani. Siz de beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Nerede? Biraz. Glen dedi ya. Corridor's Glen demiştim ya. Oranı Boş. kapatmak. Bu yeni Yok, açtı. Warwick sorduğu için hani. Ha. Tabii ki. Zorlama şansını. Güldük, eğlendik. Sen gelme ulan. Sen nerede ki? Kalim şu anda. Bulursun sen orada. Dediğin yeri bilmiyorum ama neyse. Warwick, sen Feyruz'a takılmayı mı düşünüyorsun? En azından artık o Abis tarafına pek gidemeyecek gibi. Son gelişmelerden sonra. Değil mi? İstersen Kendi benimle sana yürüt. takılabilirsin.
Aslında tabii buraları biraz tanımam lazım önce. Bunun için de buraları bilen biri olursa yanımda çok güzel olur gerçekten. Yani olmaz. Hani Olur. Bana uyar. Ondan sonra Kelira tekrar döndü. Sonuç olarak nereye gitmek istiyorsunuz arkadaşlar at dedi. katlaya. At katla. Ben Evermeet'e gideceğim. Evermeet. Ha. Evermeet'e yalnız sizi ancak Waterdeep'e uğurlayabilirim. Waterdeep'ten bir gemiyle oraya gidebilirsiniz. Olur. Gerçi Atkatla'dan da gemi kalkıyor mu? Anlıyorum. Atkatla'dan zor olur. Atkatla'dan kalkmaz. Evet. Waterdeep'te var. Orası kesin. Onu biliyorum. Atkatla'da olmadığını düşünüyorum. Tamam öyleyse dedi. Ondan sonra arkadaşlar sizi yine böyle bir büyü yoluyla Dur istediğiniz dedim. noktalara. Dur dedim. Döndüm şelalefe baktım. Sarıldım şöyle bir. Her nereye gidiyorsan yoluna dikkat et sivri kulak. Elfler arasında sevdiğim tek adam olacaksın. E tamam, diğerlerine de hoşgörülü davranacağım. Canım ama tabii senin yerin ayrı. Warwick sana böyle bir cevap verdi Ragnum. Hani bir hücre... Kapıları sonuna kadar aç. Evet, şimdiden pişman olmaya başladım yani. Hani bir tüccar olarak her ırka, her türe eşit davranman, aynı mesafede olman gerek. Pardon. Önemli. Madem Ya ticaretle uğraşacaksın. bayırına eşit davranamam, boyunla yukarıda davranamam. Onun için. Yarın öbür gün ticaretini geliştirecek olursan bir ticaret anlaşması yapabiliriz. Bu şey ona ayak olurum. Ben Ben de bir ticarethaneyi açayım da işleri yoluna koyayım. İleride neden olmasın. Yani. Görüşürüz Bayram. Bunun geçici bir ayrılık diyeyim, hani olduğunu düşünerek çok duygusallaşmıyorum Ragnum gibi. Yapma Sadece şöyle. elim uzattım Tanrı'ya ben. Benim için bir şerefti. Warwick de senin elini sıktı. Baron. Ben dedi bir tahani ile şimdilik devam edeceğim yola. Ama tekrar görüşürüz. Umarım. Evet arkadaşlar, ondan sonra siz buradan bu Sphinx'in, Kelira'nın yardımıyla, yine büyü yoluyla tabii ki, istediğiniz noktalara gidiyorsunuz. Şimdi o zaman bundan sonraki hayatınızda, yani bu emeklilik dönemi diyelim biz buna, neler yapmak istiyorsunuz diye sorsam hanginizden başlayayım, hanginiz hemen cevap verebilirsiniz. Ben önce Evermeet'e gideceğim. Moonblade'i. Oradaki Gemi kraliçe. yolculuğuyla. Gemi yolculuğuyla Evermeet'e. Orada Moonblade'i kraliçeye teslim ettikten sonra şeyle, Bird of Recall'la geri döneceğim tekrar. Korolans Glen'e döneceğim. Orada tapınağın başına gideceğim. Formantora, değil mi? Formantor'da evet. Formantor'un güney batısında olan. Orada tapınağa sahip çıkacağım. Onu geliştireceğim. Güzel. Sen oraya giderken Veyron, bu tabii gemi yolculuğun bir ay kadar sürdü aşağı yukarı. Hani gemiyi beklemesi, geminin yol alması vesaire yaklaşık bir ay sürdü. O bir ay içerisinde Moonbilet'le daha çok hani konuşma imkanı buldun. Bir de Waterdeep'teyken de Silverwing'e mektup göndereceğim anneme. Ne güzel. Bir ulak oradan baktın. Göndermek için bu atlı ulaklar var ya. Hızlı. At değiştiren. Long Saddle'da falan atı değiştiriyor. Oradan devam ediyor. Silverwing'e doğru. Neyse. Nedir yapmak istediğin orada mektupla? Ya şeyi anlatacağım. Ya başımdan geçenleri detaylı bir şekilde anlatacağım. Yani Detaylı, çok uzun sürer yazılacım. Destan. detay derken en azından son şeyleri, en son Mumra'yı bulduğumu, Evmit'e götürdüğümü ve oradan Florence Gülen'in yerini bulduğum için oraya tekrar tapınağı canlandırmak istediğimi bahsedeceğim. Tapınağın yerini tarif edeceğim. Ailenin yanına dönmeyecek misin bu arada? Söylemeyeceğim mi? Ben geleceğim şu tarihte, gelirim falan diye. Onun şu an sözünü veremem. Çünkü ilgilenmem gereken bir tapınak var orada. Çok uzun süre başıboş bırakılmış.
Onu tekrar eski görkemine kavuşturmam gerekiyor. Daha sonra illaki ziyaret edeceğim. Ama en azından yani tapınağın yerini tarif edince belki onlar gelirler. O tarafa yerleşir. Yani öyle bir davet edersin o zaman. Hı hı. Aile bu tarafa gelse ne olur? Olur, niye olmasın? Yani. Kötü mü olur? Olmaz. O şekilde yani. Neyse, kılıçla konuşma fırsatı buldun dediğim gibi bu gemi yolculuğunda filan. O bir aylık zaman zarfında. Hani bir savaşçının elinde olmayı tercih ettiğini söyledi. Onu anladım daha çok konuşmalarından. O yüzden hani bir de şeyden bahsetti tabii. Bu mum biletler genelde hani aile yadigarıdır zaten. Hani onlardan bahsetti. Hangi aileden geldiğinden bahsetti. Eski köklü bu Evermit ailelerinden birindenmiş tabii ki. Yaklaşık 9 nesil geçmiş. 9 kullanıcı değiştirmiş yani bu aileden. Tabii bu da ona büyük oranda güç katmış. Gayet hani kudretli bir kılıç. Ama şunu fark ettim. Şeyde neydi o? Tüm gücünün açığa çıkması için tabii ki o aile ferdinde olması en doğru. Onu anladım. Mumbiyetin mantığı olarak. Ha, onun dışında kullanabilir miydin? Belki de kullanabilirdin. O konuda hani tam bir fikre ulaşamadın ama en azından hani sebepleri, nedenleri anladın. Yani cehennemde neden bunu çok kullanamadın, çok aktif olmadı dedikte. Neden böyle oldu yani? O zaman kraliçeye de söylerim bunu, hani şu ailenin yadigarı kılıçlı. Tabii canım, tabii. Hatta bırakırsın, o kendi söyler. Yani o şekilde gittin. Evermit'te hani gerekli şeyleri yapacaksın. Ondan sonra döneceksin filan falan. Oradan bir Ragnum'a dönsek sahi. O ne yapacakmış? Şöyle Atkatla'dan sonra Tani ile de vedalaşıp istediği zaman Tani beni bulabilir zaten. Tam location bölüm. Bir abardayım. Şuraya gidip yer açacağım diye. Şu sokakta bir yer düşünüyorum. Aynen öyle. Şeyde Mirabar bir ticaret çekti. Oradan hani hem savaşçılar geçiyor hem tüccarlar geçiyor sürekli. Üzerimde de bayağı yüklü bir para olacağı için yatırıma girişim. Demircilik işindeyim son. Demircilik ticareti zaten Mirabar'da çok güçlü. Çok güçlü. Ben de o hani loncaları oluyor bu işlerin. İşte o loncalara kayıt olup oradan o ticareti geliştirmek istiyorum. Bir taraftan okuma yazma öğrenecek tabii işte. Diğer taraftan savaşçılığı geliştirecek ve tabii ki Tanrıçanın sözünü unutmuyor. Her zaman gözü demonlara karşı açık olacak. Demon avlamaya giden veya işte demonlarla çarpışan gruplara daima yardım edecek. Gerektiğinde ücretsiz silah yardımı dahil buna. O yüzden demonlara karşı etkili olan silahların yapımı konusunu araştıracağım. O işte dost olacak. Hangi silah nasıl işte nedir ne diyeyim. Magical olsun olmasın veya nedir işte. Ve insanlara ve cücelere veya herflere fark etmiyor. Onu öğretecek yani. Kim sorarsa. Yani bir gözü hep açık olur. Askeri kısmı öyle diyeyim. Onun dışında da ticarethanesinin kapısında hani bir Moradin sembolü var. Biraz altında yanında Vulcan'ın sembolü var. Özel olarak yaptı. Yan tarafta da hani onur bölümü diye bir şey yaptıracağım böyle. Oraya da şeyi koymak istiyorum. Corellon'un bir sembolünü koymak istiyorum. Şeye hitaben. Vyron'a hitaben. Bir de Mistra sembolü. Bu dördü olacak. Dört tane sembol orada olacak. Mistra'da şey isim gelecek için. Yeterince kalabalık yani. Gayet güzel. Başta Moradin. O üçü yanında böyle. O şekil. Hani ticarethaneler eğer gelişir ilerler, ne bileyim yeni yerler açarsam hepsinde de aynı semboller duracak yani. Ve şey böyle ticarethanenin kapısına şey yazısı olacak galiba. Tüm ırklara ticaret için açığız diye bir ibaret olacak orada yani. Drolar geliyormuş. Gelsinler eğlenir. Ha bir şey daha var. İşte Duargarlar geliyormuş. İleride Vyron'u ziyarete giderken böyle işte ne bileyim
özel alışımdan artık ok yapılır, şey yapılır vesaire, o tarz hediyeler göndereceğim. Tapınağa. Hmm. Yani. Gerçi senin Mirabar'dan o Kormantora Korenonskilerine gitmen çok zor hacı, onu söyleyeyim. Müthiş ben, zor yani. Mervan gider, bir şey olur, şey olur. Ha, gönderirsin. Göndereceğim, ayrı. Göndereceğim yani. Gönderip herhangi bir şey ulaştırmak bile, ben sana şöyle söyleyeyim, yani 5-6 ay alır muhtemelen. Biliyorum, olsun. Kervanla bir şey göndermek ya. Hiç yoktan iyidir, göndereyim. Ya tabii canım, yani imkansız değil. Parasını verdikten sonra neden olmasın? Ya tabii ki ticari işlerin hepsinden Lady'nin adı anılacak özellikle. Peki ne ticareti yapmayı düşünüyorsun? Tamam, demir de hani ne yani, demirin hani bunun silahı demir var, normal inşaat olayı var. İnşaat için var, değil. Var. Tamamen savunma yönelik. Tabii, tamamen savunma yönelik. Surlar, silahlar, o tarz bir sisteme gidecek. İnşaat üstüne değil de savaş. Sende sadece armor slotu mu vardı yoksa weapon smithing de var mıydı? Bakayım. Armor'u da hatırlıyorum ben. Ben de öyle hatırlıyorum da. Armor'u blacksmith'lik var. Blacksmith var, evet. Armor'u blacksmith. Çok güzel. O zaman hani bildiğin işten gitmen en doğrusu aslında. Evet. Hani bir özellikle zırh üzerine hani bir işletme açman. Silah değil de zırh ve blacksmith'in. Yani zırh ve ne bileyim mesela bu şariot arabalar için, atlar için demir malzemeler vesaireler üretmek adına mesela. Onun dışında blacksmithing için hani diğer şeyler de olabilir. Yani bildiğin şeyden yapman her zaman çünkü avantajdır. Bir marka olacak işte. Ragnum'un zırhları iyidir hesabım. Tabii tabii yani. Perforce yaparsın sen de. Ama dediğim gibi ya, ikinci el uğraş da hani bu demon aldığım insanlara sürekli yardım et. Ya bu arada söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Bizi izleyenlerin özellikle bilmesi adına söyleyeceğim. Ferforge, Ferunforge'dan geliyormuş. Ben bunu ne zaman öğrendim ama gayet büyüyünce öğrendim yani. Bilmeyenler öğrensin diye buradan söylüyorum. Demir ocağı. Manası. Ferforge diye biz Türkçe her şeyi bozduğumuz gibi bunda böyle abuk subuk değerlendirmişiz. Ferforge ne? Ferunforge. Öyle yazılıyor. Yazılışı o söylenişe benzediği için öyle söylüyorlar yani. Bilin yani. Bilginin zararı olmasın. Neyse, tamam. Sen de öylesin. Hani sen ne yapmayı düşünüyorsun daha sonra hayatında? Şöyle, önce işte at katlındaki işimizi bitirelim. Ondan sonra Storm'un yanına gidip, Storm Silverhand miydi? Hani o benim süperiyorum olduğu için şeyden, Harper'lardan, ona da bir briefing verip sonra biraz belki Feyrun'a dolaşırım ama asıl bir yer arıyorum kendime, güzel bir büyücü kulesi yapabileceğim. Ailenin yanına dönmeyi düşünmüyor musun? Şöyle düşünmüyorum, anneme babama haber vereceğim, diyeceğim ki ya da bir giderim belki onların yanına. Hani böyle böyle bir macera yaşadım. Bundan sonra ticaret konusunda hiç sıkıntı yaşamayacaksınız sayemde. Hani şey yapmayın, hani beni yollamadınız ama maceraya bakın. İşte ben böyle böyle şeyler başardım diye bir orada havamı atıp. ondan sonra ben şey gibi olayım istiyorum. Ne bileyim. Annem daha çok galiba ticaret işleriyle uğraşıyordu. Onun Feyrun'daki ayağı gibi olayım. Kendime de güzel bir büyücü kulesi yapayım. Ondan bir sonra... Mirabar'ı düşünürsen Mirabar büyücü kulesi şubesini açabilirsin yani. Düşünmüyorum açıkçası. Çok cüce var orada harbiden. İşte hani hem birazcık dolaşmak hem Harper'lar adına da bir şeyler yapmak. Onların görevleriyle, o bahaneyle dolaşıp... daha nadir siperler aramayı düşünebilirim. Nether Scroll'larının peşine düşebilirim. Hani yapmak istediğim bir sürü şey var. Hani ama asıl hani bir yerde yerleşip belki avokadonun şeyini buluruz. Nedir onun adı? Ana vatanını buluruz. Oralara bir gideriz. Ne var ne yok oralarda bakarız. Hani yapılabilecek çok şey var ama dediğim gibi önce bir anne ve babama gidip bir siz bana dediniz ama sen bana adam olamazsın dedin ama bak ben müdür oldum diye. Tanrıça kurtardım, Tanrıça. Öyle bir hava atıp bir gelesim var.
Onun dışında öyle takılırız yani, hani sıkıntı yok. Tamam, güzel. Kısa bir mola verelim. Sonra yine dönelim, olur mu? Ya evet, şimdi bu partideki arkadaşların oyun sonu olarak hani emeklilik adına yapmak istedikleri şeyleri dinledik. Şimdi de neler başına geldiğini kısaca hani yavaşça bir geçelim kabaca. Neler oldu bunları yaparken? Byron'un gemisi battı. Bir abar yok oldu. Evet. İşte Evet. şeyi Tahani'yi başka boyuta çektiler. Yani böyle şeyler tabii ki bu demonlardan kaynaklı. Özellikle bu Praxia'nın sizin başınıza musallat olmasından kaynaklı arkadaşlar. Birçok şey başınıza geldi gerçekten. Bayağı bir canınız sıkıldı açıkçası. Ama çoğunu atlattınız. Fakat sorun şu ki, mesela örnek olarak bu gemi yolculuğunda gerçekten de Veyron senin gemine demonların saldırmasından dolayı bu demonları saldırdı orada. Gemi maalesef battı. Çok kişi kaybettiniz burada. Bu Oradan kurtuldun. Kendi gücünle demonları yendin. Ama sen canlı kalmana rağmen gemideki diğer personel, yani çoğunluğu öldü maalesef. Sonrasında bir ticaret gemisi sizi aldı oradan. En yakın bu Evermint'e en yakın noktaya bıraktı. Ondan sonra başka bir Evermint gemisiyle, Evermint'e çünkü ticaret gemileri giremiyor hiçbir şekilde. Evermint'in etrafında, hani onu da söyleyeyim kısaca, çok büyük hani bir Elven High Magic, hatta Greg Corello'nun yaptığı bir Elven High Magic'le Evermint korunmakta. Hiçbir şekilde gemiler giremiyor oraya. Hiçbir şekilde deniz yolculuğuyla Evermint'e ulaşılamıyor. Bu imkansız. Yani adaların olduğu, Evermint adasının olduğu büyük bir ada. Olduğu noktaya işte neydi, 10 kilometre falan, 100 kilometre ya da öyle bir şey yaklaştığında, hani bir küre şeklinde orası korunuyor. Hiçbir şekilde teleport olunamıyor oraya. Hiçbir gemi giremiyor. Gemi girdiğinde, o kürenin bir noktasından girdiğinde Evermint bölgesine tamiri es geçip kürenin öteki tarafından çıkıyor arkadaşlar. O şekilde yani. Direkt orada ve bunu hissetmiyor bile gemi ilerlerken. O Evermint'in olduğu yerde yani istediği kadar dolaşsın. Sürekli o kürenin o giriş noktasından, bir noktadan giriyor, tak öteki noktadan çıkıyor. Bir noktadan giriyor, öteki noktadan çıkıyor. Diğer denizden çıkıyor yani. Onun ötesindeki tam hani karşıtına denk gelen noktadan çıkıyor gemi. Böyle bir Evermint'te koruma var. Ama her şeye rağmen Veyron, hani Evermint'e ulaştın. Yapmak istediklerini orada yaptın. Kılıcı bu kraliyet hazinesine teslim ettin. O da işte aileye ulaştırılacak diye söylendi sana. Ondan sonra ailene gönderdiğin şeyden dolayı, mesajdan dolayı işte bu Corellon's Glen'e gittiğinde orayı hani tekrar canlandırırken ailenden haber geldi. Hani biz de gelelim yanına senin, işte şey yapalım diye. Ailecek hep beraber olalım diye. Bu ailen için çok büyük bir karardı Veyron. Biliyorsun onları. Yani Evet. kendi topraklarından ayrılıp da başka bir yere gitmek özellikle bir elf için çok büyük bir karar. Hayforst'u bıraktılar. Yani yüzyıllardır orada yaşayan bir aile, hani hem sana yardımcı olmak adına hem de hani ayrı kalmamak adına senin bulunduğun yere hani gelmeye çalıştı. Burada seni küçük bir böleceğim diye. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şurası Waterdeep'in olduğu yer, bu solda görülen bir harita açtım. High Forest ve Cormantor sağ tarafta kalıyor. Yani bayağı mesafe var arada, koskoca bir çöl var her şeyden önce. Yani mesafeyi tahayyül edebilmemiz için bir görsel açayım dedim. Evet, orada hatta haritanın sağ alt tarafında bir şey olması lazım. Mesafe ölçüm çizgisi. Onu da bir istersen zoomlayıp göster. Bir Oradaki saniye. mesafe kaç mil? Siyah beyaz çizgiler olması lazım. Evet, ama şey, harita çok büyük olduğu için o kadar Çok yaklaştırdığımda şey oluyor. gerçekten. Şöyle en altına alacağım. Şu kadar mesafe.
20 mil. Biraz daha 120. Evet, şu kadar mesafe 120 mil. Yani Evet. öyle hesap edersek bayağı bir şey yapıyor. Bayağı bir şey, evet. 1, 2, 3, 4, 5 ya da 6 çizgi. Yaklaşık 700 mil falan. Neresiyle neresi arası? Huayfurası'la Kormantor arası. Yani en kısa mesafeyle, o benim bildiğim kadarıyla 1200 mil falan Ya, burası. yaklaşık dedim yani, Çünkü göz kuş kararı uçuşu yapıyorum zaten çünkü. gidemiyorsun da, E tabii, bir hani de çöl var, mecbur aşağıdan dolanmalısın. ya çölden geçeceksin ya aşağıdan dolanacaksın, ikisi de zor. Dağlar var falan. Neyse, hani öyle tahayyül edebilmemiz için hani bir şey yapayım dedim. Evet. Neyse, şöyle oldu Veyron, oradan devam edelim. Ailen o tarafa gelirken işte gecenin bir körü uyandın. Baktın Vulcan'ın şeyi, manifestasyonu karşında duruyor. Sadece iki göz olarak duruyor. Ailen tehlikede, hemen onlara yardımcı olmalısın dedi. Ve hani birden fırladın ayağa, kalktın, hazırlandın. Ondan sonra Vulcan seni bir büyüyle hemen onların yanına gönderdi. Bir noktada yolculukları esnasında High Forest'tan senin yanına gelirken yine bir saldırıya uğramışlar. Büyük bir saldırıydı. Demonlar tabii ki. Onlara karşı koydunuz. Vulcan'ın da kuvvetleri vardı. Oraya birkaç tane şey göndermiş. Bu kendi adamlarından işte. İşlerinden biri hatta Kelira'ydı. Orada büyük bir çarpışma yaptınız. Ailenin en azından hiçbir ferdini kaybetmedin orada, o büyük savaşta. Savaşı kazandınız. Ondan sonraki yolculuklarında sen de onlarla beraber gittin. O tabii bu Kelira ve adamları, o Other Planar Creature'lar yani, o savaştan sonra yanından ayrıldı. Görüşmek üzere deyip ayrıldılar. Ondan sonra yolculuğa seninle beraber devam ettiler ailen. En azından onları güvenli bir şekilde Korelos Glen'e getirdin. Tapınak topraklarında daha güvenli olduğunu düşünüyorsun sonuçta. Hayatlarının tehlikede olmadığını düşünüyorsun. Ve ondan sonraki hayatında da bu Korelos Glen'de iyi bir priest olarak tapınağı güçlendirip orayı daha iyi bir yer, daha iyi bir Korelon tapınağı haline getirmeye çalıştın. Büyük oranda da bunda başarılı oldun Veyron. Ve bunları yaparken de yine Vulcan'ın söylediği gibi tapınak için yaptığın her harcamada, her anlaşmada sana büyük kolaylıklar sağlandı. Her alışverişinde en az %20-%30 daha karlı işler yaptın. Tapınak adına bir şeyler yaparken, kendi adına bir şeyler yaparken olsun fark etmez. Büyük bir kolaylık oldu ve bu sayede de tabii bir zaman bir sorun yaşamadın bazı konularda. Random sana dönelim oradan. Dönelim. Sen de Mirabar'da kendi yerini açtın. Bu Merchant Guild'e üye olup onlarla Önce beraber, olsun. hani onlarla beraber tabii o üye olduğum grubun içerisinde hani yükselmeye çalıştın. Başardın da büyük oranda, ama şöyle bir şey, başarını her zaman baltalayan saldırılar oldu Ragnum. Her zaman hani hiç sorun olmayan noktalarda, rotalarda senin eşyaların bir yere giderken hep saldırıya uğradı. Hep bir problem çıktı. O yüzden hani çok defa hani güvenliğe çok fazla para harcamak zorunda kaldım. Ama her şeye rağmen bu sorunların hepsinin üstesinden geldin ve kendi işinde yükseldin Ragnum. Ha tabii bu esnada çok sevdiğin kişiyi, birçok arkadaşını kaybetmişliğin oldu açıkçası o saldırılar yüzünden. Orada yeni tanıştığın kişilerden bahsediyorum. Kariyere yetişemiyorsun, mümkün değil. Evet, yani. Hatta bir noktada böyle hani artık iyice çileden çıkıp ulan dedin, kendim giderim, kendim korurum kendi kervanımı deyip hani sen gittin onlarla, sen korudun. Yine saldırıyorlar. Demonlar. Değildi demonlar, biliyor musun? İlginçtir. Ama
Kalbin altını kurcaladığın zaman, özellikle kendin gittiğinde kurcalama fırsatın oldu. Bir şekilde demonların anlaşma yaptığı bazı bandit grupları veya bunun gibi kötü gruplar senin kervanlarına hallice dadanıyor kalbin. Onu fark ettin. Yani bizatihi demonlar saldırmasa da onların işi karıştırması nedeniyle başına böyle şeyler geldiğini fark ettim yani. En azından sebebini daha net. Çözebilirsek çözeriz ileride. Aynen. Bütün bu olanlara rağmen Ragnum, senin oradaki şirketin çok uzun bir zamanda değil, kısa bir zamanda gerçekten hani kendi guild içerisinde yükseldi ve en sonunda direkt guild master seviyesine ulaştın. Guild'i tamamıyla ele geçirdin. Bunu yanlış olarak, kötü anlamda algılama, hani bunun için yanlış şeyler yapmadın ele geçirmek için. Hakkıyla, elinden gelen kadarıyla. Bileğin hakkıyla, liderlik nasıl var? Kendi ticari gücünü kullanarak olsun, aklını kullanarak olsun bunu başardın yani. O şekilde guild'in başına geçtin. Oraya da kendin güzel bir isim düşünürsün. Hatta video bitmeden düşünüp söylersen çok güzel olur. Güzel bir guild'in oldu yani Mirabar'da. Sana gelelim Tani oradan. Ne demiştik? Senin de işte ailenle ilgili sorunların gayet azaldı doğru. Her şey daha bir yoluna girdi. Nerelerde sen bir yerde yer kurmak istiyorum diyorum Kule, Yüzük Kulesi. Suzail olabilir, mantıklı geldi biraz haritaya bakınınca. Hı-hı. Hani hem Erebor'dan dolayı Kormir'i biliyoruz, seviyoruz, hem de Suzail deniz şehri, hani Haldura'dan biraz denize de şeyimiz var, aşina olmamız diyeyim. Seviyoruz deniz kıyısı olmasını. Ama ondan önce bu şey Atkatlı'ya, gerçi yakınlık uzaklık o kadar sıkıntı değil benim için ama Atkatlı'ya Candlekeep yakınmış. Bir sene falan oralarda bir takılırım belki. Böyle güzel bir araştırma moduna girip. Hı-hı. Sonrasında da Suzail tarafına gidip yerleşirim. Tamam. Şöyle oldu Tahin. Sen Atkatlı'daki geçirdiğin süre zarfında tabii ilk olarak ailene bir mesaj gönderdin. Hı-hı. Ondan sonra da Atkatlı'da hani belli bir süre zaman geçirdin. O zaman esnasında ağır bir demon saldırısı oldu sana. Kendini savunmak zorunda kaldın. Bu Atkatlı'nın tabii birkaç caddesinin yıkımına sebep oldu. Bayağı bir ortalık karıştı. Ama hemen Vulcan tapınağındaki Polycoin olaya müdahale edip hani bütün masrafları biz karşılayacağız, hani halka gerekli işte şey yapılacak, merak etmeyin her şey yoluna girecek deyip bütün Atkatlı üst yönetimini susturdu adam. Yüksek yerlerde tanıdıkların olması böyle bir şey. O şekilde bütün sorunlar halloldu. Ondan sonra hani Polycoin'le de hani şey yaptın. Polycoin sana şey teklif etti hatta. Bundan sonra dedi hani Atkatlı'da kaldığın sürece tapınağımızda istersen konakla. En azından benzer bir sorun belki daha az başına gelir dedi. Tercih edersen diye. Öyle yaptın gerçekten. Daha da iyi oldu doğrusu. Çünkü ondan sonraki saldırılar ancak sen hani dışarıya çıktığında hazırlıklı olduğunda başına geldi. Ama daha ufak şeyler de oldu. Hani ufak işte neydi, hırsızlık grupları vesaireler dadandı sana. Sen de baktın ne oluyor ya dedin kendi kendine yani. Sanki bela mıknatısı gibi oldum diye hani düşündün. Ama tabii düşünüyorsun, hani bakıyorsun. Aradaki bağlantıyı kurabiliyorsun. Ya bunlar Mahalle Traksiyan'ın veya başka demonların kışkırtmasıyla yine başına gelen şeyler olduğunu anladın. Biraz kurcalayınca aynı Ragnum'un başına gelenler gibi. Ondan sonra Suzail tarafına orada işte hani kule yapmaya gittin. Orada neydi o, elinden gelen kadarıyla en iyi şekilde kuleni yaptın. Ha bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim. Polycoin de size teklif ettiği şeyi, ödülleri aynen teslim etti. Bunlar da sizin tabii hazinenize daha da güç kattı. Yani şeyin de, Vulcan'ın size verdiği sandıklarda 100 bin gold değerinde ziynet eşyası, altın ve değerli taş vesaireler vardı. Envai çeşit. Mirabar'da işimi kurarım yani. Aynen, her birimizin 100 bin gold
ederinde Vulcan verdi sadece. Onun dışında tabii Holy Coin'de yine her birinize 20 bin gold değerinde bu şekilde zinet eşyası, altın veya cem gibi şeyler verdi. Hatta ve hatta üzerine her birinize yine Magic Item'lar verdi. Veyron seninkileri Warwick, ben buradayım deyip Vulcan'dan Holy Coin'den aldı. Onu da söyleyeyim. Altın için. Bir şey söyleyeceğim yalnız, o Nowhere Inn'de bir tane Ogre Magi vardı, bizi şeye kadar, kapıya kadar şey yapan, götüren. Warwick'e bizi teslim ettiğine nasıl pişman olur bunları duysa. Sen kuleye gittin işte, bu kule yapımına gittin. Warwick de bu esnalarda yanındaydı yani. Hı hı. Herhangi bir sorun olmadı. Ondan sonra kuleyi inşa ederken o zaman zarfında, çünkü o inşa süresi yaklaşık 3 ay falan sürdü. Hı hı. Düzgün bir şey yapmak istedin. Oradaki hani ustalarla anlaştın vesaire. O esnada bir haber aldın ailenden. Dediler ki işte hani böyle böyle bir büyük oranda hani bizim işlerimize baltalamaya çalışan sorunlar, saldırılar falan oluyor. Bunun dediler galiba demonlarla alakası var. Hı hı. Bir iki hani şeyi gördük. İhtimal ne derler, ipucu, hı hı, konuda yakaladık. Hani böyle bir durum var, haberin olsun, hani kendine dikkat et diye bir haber geldi sana ailenden. Ama hani bir sorun olduğunu söylemediler sana. Kesinden geldik hesabı. Hı hı. Neyse, bu tabii kuleni falan inşa ederken yine sen de Vulcan'ın söylediği gibi yaptığın tüm ticari işlerde büyük oranda hani karlı çalıştın gerçekten. Ve hani bu olurken de oradaki tüccarlar hani direkt sizi ismen biliyorlardı arkadaşlar. Hı hı. Aa, siz işte Tahani Firoz'sınız, hoş geldiniz falan falan diye. Hı hı. Buyurun, nasıl yardımcı olarız vesaire. Direkt ismen tanıyorlardı sizi diyarda. Hepiniz için geçerli bu. Hani bu da size tabii çok büyük bir avantaj sağladı arkadaşlar. Hani bir noktada neredeyse hani Vulcan'ın ne derler, çözüm vanı gibi ortalıkta dolaşabiliyordunuz yani. Vulcan'a inanan birçok kişi sizi bizzat tanıyordu yani. Özellikle priestleri falan. Her daim de yardımcı oluyoruz zaten. Benim işletmelere geldikleri de falan vesaire. Onlar yardımcı oluyor zaten. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Altın kural yani bizim işletmelerde. Vulcan'ın altında ya, karşılıklı yani, onu demek istiyorum. Bu şey iltimasıdır derler. Ticari iltimas mı dersin? Örnek veriyorum, 1000 gold bir şeyi çat diye 500'e veriyor adam ya. Aynen, 500'e veririm yani, hiç önemli değil. Şeyi merak ediyorum diyeyim. Tam karakterler bu şekilde yaşadı, bu şekilde geliştiler, bilmem ne. Nasıl öldüler? Niye öldürüyorsun ya, dursun? Niye öldürüyorsun, dursun? Nasıl 30, ölmediler? 30 yıl sonra, 600 yıl sonra. Açıkçası hani bana kalırsa hani güzel bir hayat sürüp öldüler ama tabii bu hayatları içerisinde bu Traxia belası çok noktada size dokundu. Onunla ilgili işte Ayuz'un da, Ayuz bu arada neydi, Everon'un bir tanrısı, bizzat tanrı ve bu tanrı şeyin, Grast'ın oğlu. Hı. Direkt birinci elden oğlu. Hani onun da hani inananları vesaire gibi şeyler size dadandı. Hani bütün o çetrefilli şeyleri artık daha net bir şekilde bilmeye, öğrenmeye başladınız bu saldırılar sayesinde. Yani bunlar işte Ayuz inananı, Ayuz kimmiş, işte Grast'ın oğluymuş falan falan diye araştıra araştıra birçok şey öğrendiniz. Ve Grast'ın tabii birçok bunun gibi evladı var. Feor'un da sadece kendimde değil, Feorun'da da var. Başka diyarlarda da var. Eberron gibi başka bir dünyada, başka bir siferde hatta. Kristal sifer deniyor ya, sizin bulunduğunuz kristal sifer ayrı. Eberron'un kristal siferi ayrı. Neyse. Bu şekilde hani daha çok bilgi edindiniz ve o bilgiler sayesinde daha başarılı oldu çarpışmalarda. Ama her şeye rağmen bütün bu kötü olaylara rağmen sizi en çok üzen şey
etrafınızdaki sizden harici olan yakınınızdaki kişilerin zarar görmesi oldu. Bunlara üzüldünüz genellikle. En büyük sorununuz buydu. Size bizzat zarar veremeseler de etrafınızda sevdiğiniz, tanıdığınız insanlara zarar verdiler. Bir de şöyle bir şey oldu. Şeyde neydi o? Tani sen Warwick'le hani dediğim gibi o şey inşaatında da yardımcı oldu Warwick. Burayı inşa ederken. Ondan sonra Warwick senin yanına ayrıldı ve akabinde hani siz daha sonrasında hani yıllar içerisinde defalarca siz aranızda hani irtibat kurdunuz, konuştunuz birbirinizle. Ama hiçbir şekilde Warwick'ten başka bir haber alamadınız arkadaşlar. Uzunca yıllar boyunca hiç haber alamadınız. O konu biraz meçhul. Sen de Tahani hani büyü yoluyla falan bakmaya çalıştın, maalesef ulaşamadın. Yani hiçbir şekilde bulamadım Warwick'i. Neyse hani böyle bir hayat geçirdiniz. Ama nasıl öldük derseniz... Ben demiyorum. Beni öldürme. Ben de öldürme. Ben herkesi merak ediyorum. Tamam, siz bireysel olarak konuşursunuz o zaman. Tamam Veyron, ben seni mi anlatayım? Hepsinin cenazesine katılacağım sonuçta. Tamam, onu dediğim gibi bireysel olarak anlatırız. Madem onlar ölmek istemiyor. Bak ne güzel yani... Seledra ile karşılaştık falan. Böyle bir sonunu görmek niye yani? Yani. Tamam canım ya, dediğim çok uzun süre. Yani bir sonraki karakterlerde belki yine bunlarla karşılaşacağız. Evet. Ölümden önceki safhalar olacak bunlar. Yani hani yüzyıllar sonra sonuçta hani ölüm seni buldu Veyron. Ama en azından sen de hani kendi inandığın şeyler uğruna ne kadar yaşlı bir elf olsan da savaşırken öldün. Ve hani öldükten sonra da Corellon seni yanına aldı. En azından hani ölümden sonraki hayatın cennette geçti. Öyleydi yani, ama şöyle diyeyim sana, yani 650 yaşına kadar yaşadın yani. Oh, o civar. Yüzyıllar sonra öldün yani. Önden beni gömmüş, üstüme 400 yıl yaşamış. Fuck it the wolf. Yeah, Elf. Ragnar cenazesi de böyle yapıyorum. Fuck that. Yani böyle bir şekilde emekliliğinize başladınız arkadaşlar. Yani nasıl emeklilik denirse tabii buna. Çok da hani rahat bir hayat olmadı bu. Böylece de hani oyunumuzu... Bu yıldın adını sormuştum. Bu yıldın adı şey gibi bir şey olur. Bu kadar demon saldırısından sonra Demon Defender mı denir? Guild'in adı öyle bir şeye dönüşecek. Yani istemeden bu kadar saldırıdan sonra hani hepsini savuruyorsun ya sürekli olarak. Demon Spain gibi bir şey. Da, Demon Defender demon deyince sanki demonları defend ediyormuş. Onları koruyormuş gibi. Tam tersi olacak aslında. Demon Banisher. Demon Banisher rahmetli. Ya öyle bir Guild adı çıkıyor ortaya istemeden. Ne olsun Guild adı? Tam bir şey söyle abi. Ya, demon kovucu direkt. Demon kovanlar ya. Net ya. Demon's Bane güzel ya. Evet evet, hoş oldu. Aynen. Bence güzel. De. Ben de bunu. Demon's Bane Guild'i en azından bir abarda yükseldi. Zırhlarda dediğim gibi hani yapabildiğimiz kadar sağlam, güçlü, işte ne bileyim asite, korozyona, ya bu demonlardan gelecek şeylere karşı, mesela örnek veriyorum, ateşe karşı daha dayanıklı bizce. Mesela. Özellikle. Oyun bitti. Özellikle. Nasıl? Gıcız demonlara wild olarak. Tabii canım yani. Son başka bir şey söyleyeceğiniz var mı arkadaşlar? Son sözü ben size bırakayım. Oyunla alakalı yok. Bundan sonra tabii bir süre aramız olacak. Onu sen mi ilan edersin, ben mi ilan edeyim? Fark etmez. Yok, yani, oyun için diyorum hani kendi karakteriniz adına söyleyeceğiniz son bir şey varsa. Yok, ekstra bir şey yok artık. Söyleyecekler, söylenir. Tamam. Ya, bir dwarf olarak ulaşılabilecek en iyi seviyelerden birinde. Sen de böyle de hayatına devam ediyor. Tabii bu arada birer levelde daha atladın.
Yani Ragdum sen 14 mü oldun? 14 oluyor. 14. Tani sen 22 oluyorsun. Beyron sen 21. O şekilde hani oyunu bitirmiş oldunuz. Yani burada bu uzun oyunumuzun yaklaşık 1,5 sene herhalde. 1,5 sene oldu en az. 1,5 senelik oyunumuzun sonuna geldik. Hani Tani haricinde diğer kişiler hep değişti. Ama son olarak Ragnum ve Veyron'la son 1 senesini falan oynadık herhalde, değil mi? Bir sene belki daha fazla. Bir buçuk sene. Bir sene. Evvelsi kış başlamıştık oynamaya. Aynen. 1,5 sene olmuştur. Tahminimce. Arada Eremorlar geldi gitti. Adolyler geldi gitti falan. Evet. Oldu yani. Çok şeyler oldu gerçi. Ondan öncesi de var hatta. Neydi? Silas mıydı? Bunların hepsi videomuzun altındaki linklerde var arkadaşlar. Hani bizi seyredenler oradan takip edebilir, izleyebilir. Yani bu oyunumuz burada bitti ama yine aynı takımla yeni bir oyuna başlayacağız. Yine Feor'un üzerinde oynayacağız. Ve tabii oradan kim bilir başka hangi diyarlara gideceğiz. Bu oyunda olduğu gibi mesela Abyss'e gittik falan, birçok yere gittik. İşte Avernus'a gittik, şuraya gittik, buraya gittik. Spelljammer yolunu yapıyor gene. Spelljammer'a gidelim gerçekten. Yok ya, ben de istemiyorum. Bence bir pek. Allah. Kendini kapadı. Bir pause alıyorum arkadaşlar. Yani yeni karakterlerle devam edeceğiz. Çok değişik şey yine göreceğiz. Farklı karakterler olacak. Şu anda neler olacağını az çok konuştuk arkadaşlarla ama sürpriz olsun. Bir sonraki oyunumuzda bunları konuşacağız. Bir de şöyle bir şey. Efe bizim önümüzdeki hafta evleniyor. Var. O yüzden 2 hafta bir ara vereceğiz oyunlara. Yani 3 hafta sonra görüşelim diyorum ben bizi izleyenlere. Bu zaman zarfında kendinize iyi bakın diyorum. Bir de tabii abone olursanız, beğenirseniz falan seviniriz arkadaşlar. Bizi izleyenlere hoşça kalın diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Macera evet devam edecek. Başka bir şey.